Herkese selam. Ben Ata, ailenizin favori MC'si. Bugün sizlere riftleri anlatacağım. Şimdi riftler ne için lazım? Öncelikle ondan başlayalım. Legendary Armor için lazım olacak. Gelecek olan Legendary Armor. Ve Relic için de lazım olacak büyük ihtimalle. Henüz bilmiyoruz ama 199 Relic için de lazım olacak. Bayağı karışık bir sistemi var. O yüzden pür dikkat dinlemenizi tavsiye ederim. Ben de birkaç test yapıp çözene kadar vaktimi aldı. Hemen beğenip abone olmayı unutmayın. Sonra geçelim videoya. Evet, şimdi 3 tane çeşidimiz var arkadaşlar. Şu kasaya koyduğum esanslardan göstereyim. Essence of Despair Tier 1 riftlerden düşüyor. Essence of Greed, şu yeşil olanlar, Tier 2'den düşüyor ki zaten üzerinde yazıyor. Bir de Essence of Triumph 3. Nesil Tier riftlerden düşüyor. Şimdi bu riftleri açmak için motivasyon denen eşyalara ihtiyacımız var. Şu şekilde common, uncommon ve rare crypts motivationlarına ihtiyacımız var. Eğer örneğin tier 2 rift açtınız ama uncommon cryptis motivation'ı kullanmadınız mesela, bu sefer boss çıkmıyor. Ama başkası kullanırsa siz yine bunun ödülünü alabiliyorsunuz. Tier 1'leri açmak için Common Cryptis Motivation'a ihtiyacınız yok ama düşen ödülü arttırıyor. Aynı şekil Rare Cryptis Motivation için de aynı şey geçerli. Yani başkasının kullanıp açtığı riftlerden siz de ödül alabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu T2 üzerinde test ettim. Başkasının açtığı T2'yi kendi Cryptis Motivation'ımı kullanmadan lootladığımda bana 10 tane yeşil esanstan verdi Greed'den, yani şuradakinden. Kendiminkini kullandığımda da 21 tane bana esans verdi. Dolayısıyla bir kişinin kullanması worth değil gibi duruyor. Çünkü yani 21 tane verdiğiyle ben bir tane Rare Cryptis Motivation bile craftlayamıyorum. Hani kendim yaptım, üstüne çıktım, çıktım, çıktım. En sonunda da işte Rare Cryptis Motivation'ı yaptım, kâr ettim gibi bir şey de söz konusu değil. Hani Common mesela istemiyor bunlardan. Common'a bu parayı verdim. Ondan sonra işte Despair'larımı kullandım, Uncommon yaptım. Uncommon'dan düşenlerle de işte Rare yaptım. Rare'ı da bana işte Big Gold verdi fazladan. 3 Rift'te Big Gold gibi bir şey de söz konusu değil. Dolayısıyla bunu yapıp kullanmanın hiçbir para açısından karlı bir yanı yok gibi gözüküyor. Tek başımıza kullanmanın. Çünkü başka motivasyonları da içine atabiliyorsunuz. Yani minimum kaç kişinin kullanması lazım bilmiyorum ama bunun için hani Rift guildleri falan oluşturulacakmış gibi gözüküyor. Çünkü bir kişinin kullanması hiç karlı değil yani. Deneyecek öyle çok fazla kişi deneyecek bir imkanım da olmadı yani. Bir de onları kullanıp kullanmadığını nereden bileceksin? Onu organize etmek lazım yani. Bu şekilde. Ama esans ihtiyacınız için, yani eğer ben paradan feragat ederim derseniz, esans ihtiyacı için kullanılabilir. Çünkü şeyden çok atıyor, bu Essence of Despair'dan. Bu Essence of Despair'ı hani 25 tane Essence of Despair veririm, fazladan 11 tane işte yeşilden alırım gibisinden. Hani 2'ye 1 gibi bir değişim oranı var, bir ratio'su var yani. Bu şekilde kullanılabilir. Ama para açısından karlı değil. Rare Cryptis Motivation ama şey için kullanmak gerekiyor. Yani ben o yüzden kullanıyorum. Şurada bir koleksiyon var. Totalde 4 tane falan yaptım sanırım ve bir tane attı. Sky Scale Weapon koleksiyonu var. Sadece Tier 3 Motivation kullandığınızda düşüyor bu Sky Scale şeyleri. Bunlar Ascended bu arada. Bana Ascended düştü. Hani Ascended silah düşürmek için kullanılır mı? Bilemiyorum. Ben ilk açışımı düşürdüm hatta, şaşırdım ha hepsinde mi düşüyor diye. Ondan sonra 3 tane daha açtım ve çıkmadı. Demek ki hepsinde düşmüyormuş. Henüz çok fazla sayıda açmadığım için bilmiyorum. Çok fazla sayıda açmadım da 50 tane falan açtım. Ama Tier 3'lerden bir 3 tane falan kullandım. Yani hep genelde T1 açtım. Bu şekilde bir koleksiyonu var. Yani koleksiyon için zaten illaki T3 yapacaksınız. Bunun dışında peki Recipe'ını nereden alabiliriz derseniz, Recipe'ını Amintas'taki abladan alabilirsiniz ya da Lear'dan alabilirsiniz. Size yerlerini göstereyim hemen. Ve Astral Ward şeyini fullemeniz lazım. Yani 2 level yapmanız lazım.
almak için. Ama ben flamenizi tavsiye ederim çünkü düşen esansların sayısını artırıyor ve bu hani esansın artmış hali bana gelen 21. Şurada bitirdiğim için şurayı. Şu Astral Craft'ı açmanız lazım şey almak için bunu. İki yerde satılıyor bu. Bir Leer satıyor bunu. Yeni forge'umuzun oradaki abi satıyor. Burada Tower Courtyard'dan şöyle şuranın altına girdiğinizde Leer'in olduğu forge var. Şu Forge of Timeness. Hemen görürsünüz. O satıyor. Ya da daha kolay çünkü Wizard's Tower karışık bir yer. Onu bulamazsanız burada şeye Bastion of Nature'la geldiğinizde story'de de şuraya gittiğiniz solda iki tane konuşan NPC var. Bunlardan sağdaki abla bunu satıyor. Bu şekilde. Özellikle weekly'leri yapmanızı tavsiye ederim. Yani weekly'lerle denk getirilirse karlı olabilir. En azından esans da bazında. Çünkü ekstradan Weekly Rift Hunt'tan Cryptis Rift Extraction veriyor ve 5 tanenin sonunda bir tane ikili veriyor. Bunların içinden de ekstra esans çıkıyor. Ama hani Weekly'nin üzerine açmanızı tavsiye etmem açıkçası. Yani sadece Weekly açın. Weekly'ler her map'te işte 5'er tane açın 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 ve ondan sonra daha açmayın yani. Legendary yapacaksanız da açmayın çünkü daha zaten 6 ay falan var yani. Hatta Armor'a 9 ay var, Rally'e 6 ay var. O yüzden hani haftalık her map'te 5 5 5 5 yani toplam 25 tane rift'i yapın. O şekilde esanslarınızı kasın. Çünkü zaten bol para gidecek esanslar için. Ama herhangi bir gold kasma açısından kullanışlı değil. Tek kişi kullanırsa şu an bilmiyorum. İleride farmı gelirse videosunu çekerim. Yani olur da 5 kişi mesela T3 rift motivasyonu kullanıp bir rift'te kullandığında ödülü iyi getirmeye başlıyorsa İşte o zaman bilemem. O zaman karlı olabilir. Bunun daha test edilmesi, şey yapılması lazım. Daha ona vakit var. Daha expansion'ın 3. günündeyiz. O yüzden eğer bir gold farm videosu çıkarsa merak etmeyin. Size çekerim. Ama şey bu şekilde. Burada bir title'ımız var gene. İşte bütün map'lerde açma şeklinde. Bir de bunu yapmak için kullanabilirsiniz. Bu motivasyonları. Ama kullanmasanız da bu tamamlanabilir başkası açtığında dediğim gibi. Bu şekilde hani şimdilik çok acele etmeyin derim ben. Sadece haftalıkları açın. Haftalıkları yaparken de işte birer tane motivasyon craftlayın her map için. Bir T2, bir T3, diğerlerini hep T1 tamamlayın ki şuradaki Rift Hunting achievement'ının puanını kasmış olun. Güzel veriyor çünkü 5-5-5 her map. Bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.